Kıyamet alametlerinden bahseder misiniz? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri ışığında. Evet, kıyametle ilgili Kur'an'da hem de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerinde kıyametin kopuşu, kıyametin nasıl meydana geleceğiyle ilgili bilgiler var, uzun uzun bilgiler var. Biz birkaç tanesini paylaşmaya çalışalım. Vereceğim ayet mealleri: göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ona inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zamandır derler. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Ey insanlar, Rabbinizden korkun, çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Bir başka ayette de kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminlerle inkarcılar birbirlerinden ayrılacaklardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Fırat Nehri altından bir dağı ortaya çıkarmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar o altın sebebiyle öldürülecek, öyle ki 10 insandan 9'u öldürülecektir. Sanki böyle günümüzdeki hadiselere dikkat çekiyor. Yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste Efendimiz, mal dolup taşmadıkça, fitneler zuhur etmedikçe ve herç, yani haksız sebepsiz öldürmeler artmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Orada bulunanlar, herç nedir ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, öldürmedir, öldürmedir, öldürmedir diye 3 defa tekrar etti. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Şu 6 şeyden önce ahirete bakan iyi ameller işlemekte acele edin. Güneşin battığı yerden doğması, duhan, dabbetül arz, deccal, her birinize mahsus olan ölüm ve sizin salih amelinize mani olacak âme hizmeti. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kıyametin kopmasına yakın bazı insanlar günahları sebebiyle mese, hayvan suretine çevrilme, hasfe, yere batma ile kazfe, yani taşlanma azabına uğratılacaklardır diyor Efendimiz. Başka bir hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam, güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz, batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman ederler. Ancak daha önce inanmamış veya imanının sevkiyle hayır kazanmamış olan hiç kimseye bu iman fayda vermeyecektir. Bir başka hadiste de toparlayalım olmazsa. Enes radıyallahu anh Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurun rivayet ediyor. Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır. Hadis-i şerif de aklıma geldi burada ifade ederken bu hadisleri. Diyor ki kıyamete yakın camiler diyor lebalep dolu olacak diyor. Camilerde insanlar çok olacaklar. Fakat içerisinde iman etmiş insan bulunmayacak. Hatta şöyle ben kendi kendime düşündüm. Bizleri böyle bir teste tabi tutsalar, Kur'an ve sünnetin hakikatini anlama noktasında, künhüne vakıf olma konusunda test yapılsa, Rabbi muhafaza eylesin, %80 insan imansız olduğunu göreceğiz. Çünkü bir iman hakikatini kabul etmeyince bir insan ne yapmış olur? İman dairesine çıkmış olur. Çünkü iman bir bütündür, tecezzi kabul etmez, cüzlere bölünmeyi kabul etmez. Şuna inanıyorum, buna inanmıyorum. Şunu kabul ediyorum, bunu kabul etmiyorum gibi bir anlayışla, bir düşünceyle, bir duyguyla ne yapamaz? Hareket edemez. Hareket ettiği zaman bir hakikati inkar ettiğinde Kur'an'ın ve sünnetin, Allah korusun, İslam'dan çıkmış olur. Şu anda ahir zamandayız. Efendimizin hadislerine baktığımız zaman yüzlerce hadis var. Tabii biz bir numune olarak birkaçını arz etmiş olduk. Rabbim muhafaza eylesin. Sayı olarak çok olsa da insanlar, Müslümanlar, keyfiyet noktasında çok ciddi problemlerimiz var. Keyfiyetimizi artırıcı, İmanımızı takviye edici eserlerin okunması, Kur'an'ın anlaşılması, Peygamberimizin anlaşılması konusunda burada bütün aklı eren insanlara, özellikle anne babalara, aile reislerine çok ciddi manada görevler düşmektedir. Rabbim hakiki manada, hakiki imanı elde etmenin yollarını bulmayı nasip etsin Rabbimiz. Zaman zaman soruyorlar, hocam kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz'e de sormuşlar, hani başka hadislerde ifade ediliyor. Ne yapacaksın demiş, kıyamet ne zaman kopacak, ne yapacaksın? Kıyamet her an kopar. Ne hazırlık yaptın? Ne hazırlık yaptın? Ben Allah ve Resulü'nü seviyorum diyor. O zaman onlarla beraber olacaksın diyor. Nasreddin Hoca'nın bir nüktesiyle de bitirmiş olalım sorunun cevabını. Uzun uzun anlatılabilir. Demişler ki hocam kıyamet ne zaman kopacak? Demiş ki hanım vefat ederse küçük kıyamet koptu demektir. Ben vefat edersem büyük kıyamet kopmuştur. İnsan vefat ettiğinde zaten esasında ne yapmış oluyor? Kıyamet kopmuş oluyor. Kıyamet şu zaman mı kopacak, bu zaman mı kopacak?
Bu kimin katında? Rabbimiz katındadır. Rabbimiz biliyor onun saatini, vaktini bilemiyoruz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zaten bilinmemesi de büyük bir nimet. Çok büyük bir rahmet. Ayrıca. Öbür türlü insanlara kıyametin ne zaman kopacağı, ne zaman vefat edeceği bildirilmiş olsa, söylenmiş olsa, şu zaman diliminde, şu tarihte gibi bir bilgi aktarılmış olsa, insanlar bu bilgiyi bilmiş olsa, o zaman hayat zehir olur. Dinlikle. Çekilmez olur. Ne yaptığı işten tad alır, ne bir iş yapmak ister. Nasıl olsa kıyamet yakın, nasıl olsa ben öleceğim, şu tarih de yaklaşıyor. Gerçekten dünya kendisine zehir olur. Bildirilmemesi büyük bir nimet, büyük bir hikmet. Evet. Tabii anlamıyoruz. Evet, kesinlikle. Bizim yani ne zaman vefat edeceğimiz veya kıyamet ne zaman kopacağından daha önemlisi, hayatımızı dolu dolu yaşayabildik mi? Hayatımızın içerisinde boşluklar var mı? Rabbimizin emirleri ve yasakları noktasında nasıl yaşıyoruz? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Yoksa diğer türlü kıyamet, o Rabbimizin bileceği bir iş, onun işine, icraatına karışmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Burada şu sözde bu soruyu da tamamlamış olalım. Hiç ölmeyecekmişiz gibi dünya için, yarın ölecekmişiz gibi de ahiret için çalışalım. Bu dengeyi sağlayalım. Bu dengeyi sağladığımız zaman hem dünyamız hem ahiretimiz inşallah kurtulmuş olur. İmanı hakiki imanı elde etmeleri ve imanla kabre girmelerini arzu edermiş şahsen. Rabbim cümlemize nasip eylesin. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.